Aracı kurum sana karşı oynuyor ve sen eğer kazanırsan onun cebinden alacaksın ya parayı. Aracı kurum diyor ki ya ben buna acaba biraz zilve mi yapsam? O senin işlem emri gönderdiğin program, genellikle MetaTrader, cep telefonu ya da bilgisayar üzerinden bir program üzerinden emir gönderiyorsun. O programa gelen veriler de yine aracı kurumun serverından geçiyor. Aracı kurum o alış satış arasındaki spreadlerle oynayabiliyor. Normalde işte 7 spread var diyelim. Euro dolar için söyleyeyim. 7 spread üzerinden konuşuyorum. Genellikle 7-8 spreadler euro dolarda. İşte bak bu alış bu satışsa işte şöyle o spread makası böyle böyle oynar fiyat oynadıkça. Böyle böyle oynar. Tamam. Bu aralık sabit kalır. Fiyat değiştikçe bu böyle iner gider. O aradaki fark aracı kurumun farkıdır. Sonra ansızın bazen aracı kurum böyle böyle giderken şunu yapar. Geri silkeleme. Geri silkeleme değil bu. Bu hırsızlık. Bu bildiğin alenen hırsızlık. Evet. Bak piyasada şöyle bir fiyat oluşmaz o anda. Ama aracı kurum bunu yapar. Pozisyonlar patlasın diye değil mi? Evet. Çünkü sen, ben, Ahmet, Mehmet hepsi müşterisi ya. Ve bizim verdiğimiz bütün emirler onun sisteminde kayıtlı ya. Sistem şöyle bir cevap verebiliyor sana sorduğun zaman. Benim müşterilerimin tuttuğu pozisyonlar hangi fiyat seviyesinde patlıyor ve müşterinin eline veriyorum diye soruyor sisteme. Sistem de diyor ki işte senin müşterilerin şu fiyat seviyesinde stop loss'lar çalışıyor, pozisyonlar kapanıyor ya da işte margin call'a düşüyor ya da gidiyor. Her türlü bilgiye sahip. Zın taş oturdu. Oturdu mu? Ya şimdi böyle 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 gidiyor ya. Sen zaten böyle karşısında şey gibi bekleyemiyorsun ya. Böyle 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 pat. O saniyede gitti. Vurdu ya yukarıya. Senin piyasa şey gitti. Öyle bir fiyat oluşmamış ama bu makas yüzünden SPK'ya bağlı aracı kurumlardan bir tanesi, isim vermeyeyim ama haberleri internette var, bulabilirsin. Bulabilirsiniz. Bulabilirsin diye samimi konuşuyorum artık. SPK'ya bağlı aracı kurumlardan bir tanesi bunun cezası çok düşük olduğu için bu fiyat kayıtlarını tutmak zorunda SPK kanununa göre. SPK bana bunları gönder dediği zaman hangi saniyede hangi fiyatın oluştuğunu göndermesi lazım. Bu kayıtları database'de tutması lazım. Fakat cezası kaç para biliyor musun tutmazsa ya? 100 dolar. 25 bin lira. Yani, 25... yani ben 100 dolar dedim ama yani böyle bir kurum için 25 bin TL 100 dolar gibi bir abi şey. 25 bin TL ne demek? Yani bu trilyon doların döndüğü hacimden bahsediyorum ben. Evet. 25 bin TL ne demek? Adam diyor ki günde 6 bin tane 25 bin TL vereyim gerekirse. Bu kaydı tutmayayım. Bu kaydı tutmadığı için 25 bin küsür lira ceza yiyor. Yakalanırsa. Talep ederse veremezse. SPK istiyor. Diyor ki ver şu tarihler arası diyor. O da diyor ki yok bende bu kaydı tutmamışız. Ya işte server patlamış ya bizim diyor IT'cinin salaklığı. 25 bin TL cezasını ödüyor. Devam et. Var mı elinde bir şey? Yok. Sen dedin ki ya böyle bir fiyat oluşmadı. Bana açtılar makası yerleştirdiler. Karşılık? Yok. Adam diyor ki kaydımız tutmamışız. Kusura bakmayın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hiç oluşmamış bir fiyat üzerinden adam seni çarptı yolladı. O yüzden... Şimdi mesela bu çok daha çarpıcı hale getirmiştir. Bak buraya kadar anlattığım resmi SPK'ya bağlı güvenilir diye adettiğimiz aracı kurumun yaptığı uygulama. Bir de sen yurt dışından işlem yapanları düşün. Herhangi bir hakkını aramak için bir yere başvuramayacağın böyle havada kurumların sana yapabileceklerini düşün. O spreadleri açmalar, olmayan fiyatlara getirmeler. Denetleyen yok. Evet, genellikle yok. Eğer çok güvenilir bir aracı kurumdan oynamıyorsan yurt dışında. Senin arkanı kollayacak bir kurum yok, bir yok, şirket yok. Hakkını şey. Arayamazsın. Zaten şey gibi bir bara girmek için gidersin ya. Kapıda adam bara sokmak için bazı kriterler arar senden. Ya yanında dam arar. Ya güzel bir kıyafetle girmeni ister falan. Olmazsa atar. İçeri girdin diyelim içeride halini hareketini beğenmedi dışarı atar. Bu aracı kurumlar da böyle yurt dışındakiler. Evet. Adam diyor ki sen scalping yapıyorsun, atıyor seni. Sen çok kazandın, atıyor seni. Atar yani. Evet. Bir yere başvuramıyorsun da. Dolar 6 lira 50 kuruşken 1 saniyeliğine 5 lira 50 kuruşa düştüğünü gördüm doların.
bir saniye. Evet. Bir anda böyle hıp hıp. Senin pozisyonlar vardı. Hepsi gitti bir an. Ne oluyor? Öyle bir fiyat yok. 6.50'den 1 saniyede 5.50'ye mi düşer? İşte açarsın telefon. Arkadaş böyle böyle oldu. Güvenilirse verir. Güvenilir değilse vallahi öyle olmuş der. Evet. Sarı çizmeli Mehmet Ağa der, yollar seni. O yüzden bunlar biraz zilveli işler. O yüzden hangi kurumla işlem yaptığınızı eğer yapacaksanız çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yurt dışı için zaten suç. Onları kesinlikle önermiyorum ama yurt içinde bile işlem yaptığınız aracı kuruma dikkat edin. Size karşı pozisyon açan aracı kurumlarla oynamamaya çalışın kesinlikle. Ya da orayla işlem yapmamaya, oranın müşterisi olmamaya çalışın. İki şey var kafama takılan. Bir tanesi, bu kadar ciddi bir suçun, bu kadar yaptırım olması gereken bir suçun cezasının 25.000 TL olması konusu. Belki sonradan değişmiştir çünkü yapı yeni ya. İlk anda aklına gelmiyor insanların, evet, bir şeyi oluştururken, kanunu kuralı oluştururken. Bazı şeyler işte kervan yolda düzülürle belli oluyor ya. Muhtemelen daha işte SPK Forex ile ilgili mevzuatını oluştururken bunların olacağını muhtemelen öngörmüyordu. Bazı şeyler yaşandıkça, başa geldikçe anlaşılıyor ve ona göre aksiyon alınıyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla çok işlem yapılan bir şirkette bu bilgiyi tutmamak belki 1 milyon liralık bir hacim oluşturacak bir insanın parasını toplama işlemine sebebiyet verebilir. Onu dedim ya, milyon bile ufak. Evet. Yani milyon diye... Yani böyle bir şeyin suçun ama cezası 25.000 TL değil. Bence şirketin kapatılmasına kadar şimdi gitmesi suç lazım. Şimdi onun bunun suç olduğunu yazman lazım. Kapatılma ya. Yapamazsın. Yani mevzuatı yazarken bunun bedeli 25.000 liradır, bunun cezası 25.000 liradır dersen bunu adam şakır şakır yap. Aynen öyle. Sonra değişti mi bilmiyorum bu arada. Hani ben daha önce bu ne zamandı? 2017-2018 falandı. Şimdi ne durumda bilmiyorum. Az önce bir de şunu söyledin ya, spreadlerin oluşturulmasında şirketler pozisyonlara göre bazen tutum sergileyebiliyor. Hani hangi insanlar hangi pozisyonlarda ne yaptı ona göre belirleyip bir şirketin sana göre pozisyon alması başka şirketlere pozisyon açan insanları korumaz mı? Şunu söylemek istiyorum. Sen bir para yatırdın ama o para gözükmüyor sistemde. Evet, o dolar emri çarkına girmedi. Girmiyor. Ya avantaj da yaratabilir, dezavantaj da yaratabilir. Senin işlem yaptığın yönde işlem yapmış adamlara bir avantaj yaratacaktın. Fiyat yükselecekti. Tersine yapanlara. Tersine de zarar. Ama bu çok mühim değil. Sadece kafada fikir oluşsun diye anlattım. Asıl mühim olan sana karşı oynuyor olması. Evet. Sen bir aracı kurumsun. Bana karşı oynamıyor olman lazım. Çünkü bana karşı oynuyorsan objektif olamazsın ki. Hem hakemsin, düdük sende, hem de karşı takımsın. Evet. Penaltıyı çalıveriyorsun tabii burada. Ha, buradan neye geleceğim? Sadece aracı kurumlar üzerinden anlattım. Ama bu işin bir de biraz daha geriye çekil, biraz daha geniş açıdan bak. Fiyat sağlayıcılar var dedim ya. Fiyat sağlayıcılar üzerinde de binlerce aracı kurumdan gelmiş milyonlarca belki müşterinin emri var. Ve onların yazılımı sorduğun zaman kaç kişinin işte dolar 6.80'deyken patlayacağını, kaç kişinin 6.50'ye düştüğü zaman patlayacağını falan filan biliyor. Anladın mı? Daha komiğini anlatayım. Bizim Merkez Bankamız Biyok'ta pozisyon alıyor. Dolar TL üzerinden. Yani fiyatını kendi belirleyebildiği bir enstrüman üzerinden. Evet. Short pozisyonlar açıyor. Kimin parasını alıyor? Oradaki oyuncuların. Biop'ta işlem yapan adamların parasını alıyor. Ne güzel ya. Ya ben mesela Biop'ta işlem yapıyor olsaydım, Merkez Bankası'nın pozisyon açacağını duyduğum anda ya işlem yapmayı bırakırdım ya da deli gibi shortlardım. Ki short oldu. Ya dolar 6 liralardan 5 lira 20 kuruşlara düştü. 6 lira 20 kuruşlardan falan. Düşünebiliyor musun? Yani tüm buraya kadar anlattıklarından benim kafamda ne oluştu biliyor musun? Çok param olsa Forex mi oynarım yoksa başka ne yaparım diye bir alternatif belirledim. Aracı kurum açmaya çalışırdım. Bence en mantıklısı aracı kurum açmak. Kasa kazanır çalışmak diyorsun. Yani görünen o. Çünkü diyorsun ki %8 zaten %8 kazanıyor. %92 zaten kaybediyor.
E baksana. Ha, aracı kurum alıp müşteriye karşı mı oynayacağım? Yani hayır, oynamasam bile %92'nin zaten kaybından, arada söyledin ya. Hayır hayır. Gelirin çok yüksek. Aracı kurumun geliri kaybedenle ya da kazananla alakalı değildir. Aracı kurum yapılan her işlemde, işlemin açılışında da kapanışında da komisyonunu, spreadini alır. Az önce dedim ya, hiç öyle bir şey yapmayacaksın. Spread. %92'nin kimin kazanıp kimin kazanmadığı önemli değil diyorsun. Eyvallah, tamam. Ama gün sonunda yine en karlı, en cebini dolduran şirket. Şimdi tabii spread üzerinden aldığın parayla bir kere garantisin. Hiçbir riskin yok. Birisine karşı oynamış değilsin. O adam kazanırsa senden para çıkmayacak. Spreadle sen cebine devamlı yapılan her işlemle para koyuyorsun. Zaten güvenilir aracı kurumlar ister ki müşterileri çok işlem açsın. Onları bu yönde iteleyecek, hareketler motive yapalım, edecek kampanyalar sunmaya çalışırlar. İşte aylık 300 lot işlem yapın, size cep telefonu hediye edelim. 500 lot işlem yapın, bilmem nereye tatile yollayalım falan gibi kampanyalar vardır. Çünkü o yapılan işlemler adamların cebine direkt paradır. Açılırken de alır o parayı, pozisyon kapanırken de. Forex'te açılan her pozisyon bilgin muhakkak kapanacaktır. Yani bir işlem yaptın mı bir tane daha yapacaksın kesin. Peki o zaman bir yıl öncesinde söylemiş olduğun, hatta ilk videomuzda söylemiş olduğum bir cümle var. Eğer şeytana karşı savaşıyorsan yeri geldiğinde şeytanın silahlarını kendisine kullanman gerekmektedir diye. Evet. Forex konuşurken. Evet. %8'in içinde olmak için sürekli hangi silahları çekersin? Sen benim sırrımı istiyorsun. Evet. Yani sizin için. Bu aslında bir sır değil de. Tiyolar diyelim. Yani anlattığın zaman, hepsini, bütün her şeyi anlattığın zaman bir mantık çerçevesine oturan. Ya da bu çok uzadı, istiyorsan bu soruyu. Burada o zaten olmaz. Bunu başta bölüm, başına. Evet, bu bölüm yapalım. Ve bunu Forex serisini bitirdiğim zaman anca verebilirim. Yani bitirdiğim derken anlatacağım bir yere getireceğim. Ondan sonrasında bunu verebilirim ki anlamlı olsun. Söylediklerin. Evet. Aa, orada şunu söyledi ama ne? Ben şu anda anlatsam bunları sadece Forex profesyonelleri anlayacaktır. Evet. O yüzden şu anda değil. Sonraya bir şey gibi. Levelimiz yetmedi. Bu serinin devamı gelecek, gördüğünüz gibi. Soru, konuşmalarımızın içinde akıyor. Hep parantezler açıyoruz, hep yeni konu başlıkları çıkıyor. Kaçırmamak için lütfen abone olun. Soruları çok önemsiyorum bu arada. Gelebilecek her türlü soruyu, aklınıza gelen her türlü soruyu yorumlara yazın lütfen. Ben yorumları okuyorum çünkü. Her birisini okuyorum tek tek. Şu ana kadar okumadığım hiçbir yorum yok. Yorumlara yazın. Çok faydalı ve gerekli soruysa açıklanması gereken, onları ilerleyen bölümlerde açıklayalım. Evet. O yüzden yorumları çok önemsiyorum. Ve saçma sapan soru falan demeyin. Çünkü evet, bazen evet, ne çıkacağı belli olmuyor. Ben genelde öyle yapıyorum. Saçma sapan soru güzel bilgi getirir muhakkak. Evet. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.